durum böyle. Hikayesi çocuğun altında. Nasıl bir mucizeyse ben nasıl ayaktayım bilmiyorum. Çünkü genelde her zaman ilk ben hastalanıyorum. Biliyorsunuz yani benim bağışıklık sistemim o kadar da güçlü anne değil. Bugün yine birazcık daha canlılar. Yani hastalar ama birazcık daha canlılar. Dün ikisi de tüm gün bu koltuktan hiç kalkamadılar. Böyle oturamadılar bile. Durum böyleydi. İkisi de saatlerce ve saatlerce uyudular. Sanki evde hiç çocuk yokmuş gibi yani. Ev o kadar sessiz değil ki. Biri o köşede, biri de bu köşede uyudular bütün gün. Doktora gittik. Doktor da virüs dedi. Yani bir salgın varmış. Şu an şehrin yarısı hastaymış. Öyle dedi yani. Bir salgın varmış. Herkes hasta. İlaç falan da vermedi. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yok dedi. Bu hani bakteriyle bir şey olmadığı için şey de veremem dedi. Antibiyotik falan veremem dedi. İyileşecekler. Öyle kendi kendine atlatıp iyileşecekler. İkisi de tabletle oynamak istiyorlar. Oynasınlar. Her şey serbest. Ne istiyorlarsa yapabilirler. Az önce bir dilim ekmekle bir bardak çay içtiler. Çok şükür. Çünkü dün bütün gün hiçbir şey yemediler. Sadece su içtiler. Hiç iştahı yoktu. Ama doktor da dedi zaten yemek önemli değil dedi. Sadece güzelce içsinler dedi. Böyle hiçbir şey yapmasalardı beni yanlarında istiyorlar. Kızım dur şunu şey yapayım. O da tabii ki çok doğal. Yani hastalar annelerini istiyorlar yanında. Ya. Saçını bağlayayım mı Melis? Sakın knoç olsaydın. Hı? Melis. Saçını bağlayayım mı? Nasıl? Ne? Okey. Az önce anlattığım gibi dün tüm gün neredeyse uyudular ikisi bir köşede. Ben de ne yapayım mutfağı toparladım. Yani şu uzun zamandan beri yapmak istedim. Şuranın üstünü topladım, temizledim. Sonra bunun içini tamamen çıkarttım. Bütün raflarını sildim, temizledim. Geliyorum. Bak yanından ayrılamıyorum. Geldim aşkım. Buradaki örtüyü de dün akşam yıkadım. Onu da şimdi biraz sonra sereceğim. Mert buraya kustu çünkü. Koltukta. Şey var, bir tane kabımız var ama geç kaldık. Dün de yeni televizyon geldi. O vlogda paylaştığımızı işte iade ettik. İlhan da bunu istedi. Bu bence daha güzel. Diğer televizyonun böyle şu kenarlarında böyle resim çerçevesi gibi böyle gümüş rengi şeyi vardı. Çerçevesi vardı. Bunun dış görünüşü benim daha çok hoşuma gitti. Bunun da daha hala kutusu burada duruyor. İlhan çatıya kaldıracak. Hani taşınırsak o zaman kutusun içine koyarız diye. Nerede? Hangisi bu? Bu. Geri gönderdiğimiz sanırım 6 serizdi. Onun yerine işte bu 8 seriz olanı aldı. Kendime bir çay yaptım. Azıcık onu içeyim. Ondan sonra da yukarıda hazırlanmaya çıkacağım. Ya. Tamam. Böyle pijama içinde dolaşmayı hiç sevmiyorum. Kendimi çok tembel hissediyorum öyle. Sen de mi oynayacaksın? Bu hangisinin? Es futkayko. Bak, es futar. Aferin. Bak yandığı zaman doğru cevap. Çerçevesini bulacak. Nerede? Sen rengini buluyorsun. Yerim. Bak, kleur is dat merçi. Hrun. Aferin sana. Hrun. Ama neyse bir kap. O hangi renk merçi? Bak, kleur is dat. Yalt. Aferin. Hadi sevmeniz. Ya da sen. Ya buldu abla. Aferin Hrun. Edip yok hat. Aferin. Ya da Hrun. Evet aşkım. Ya. Ama bunlar zor oğlum senin için. Değil mi? Şöyle yapalım. Bu ne? Hutsu. Bu ne? Fis. Hutsu. Bu ne? Bu. Hutsu. Bu ne? Dein. Hutsu. Bulabildin mi aşkım? Hangisini arıyorsun? Dört renkli bir görsel. Kırmızı, yeşil, mor ve sarı olması lazım içinde. Kelebekte hepsi var. Bak o renkler. Hazırlandım. Giyindim. Şimdi çocuklara yemek yapacağım. Az önce sordum ne yemek istersin diye. Bütün yemekleri saydım. Melis omlette kaldı. Mert de fıstık ezmesi istiyor. Ben de yukarı çıktım çatıya.
koltuk örtüsünü alacağım, sepet. Bunu da tekrardan yerine koyalım. Bunu çıkayım. Anne sürdü krem. Bak yumuşacık oldu şimdi. Bunu değiştirmiyor. Anne yaptı. Bunu değiştirmiyor. Ya anne yaptı. Bunu bir dakika hele zaktırma mı çöz? Bak zakt. Ya. Ya değiştirin kaçak yakı. Yakı. Ya. Ha çok şükür. O da yeni çıktı. Ocak gaz vermiyor sanki. Böyle tık 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 sonra sönüyor. Tık 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 sonra sönüyor. Geçen İlhan'la 10 dakika denedik. Sadece ocağın kendi şeyiyle değil. Yani şey var böyle. Fırın çakma diyorum. Ocak çakma var şunlardan. Bakın ne? Şunlardan. Bundan bile yapmadı yani. Gaz vermiyor. Hı. Aferin aşkım. Oy. Şimdi bir de kendime bir yumurta yapacağım. Benim de canım çekti. Al bir gel bakayım. Kafam şişiyor. Evet aşkım. Ben biraz sonraya doğru yine de bir çorba yapacağım. Sıcak sıcak içsinler. De ne çorbası yapsam. Tavuk çorbası yapacaksam tavuk çıkartayım. Lütfen. Çayda yapıyorum şimdi herkese. Benim yumurtam doldu. Bir tane ekmeğin üstüne böyle iki yumurta yaptım. Güzel görünüyor. Yanına da böyle domates falan doğrayacağım şimdi. Yeşil zeytin de var. And on, Nadikant, and on. Yeah, zo'n moet de olifant lopen. Ja. Welke staart hoort bij welke dier? Deze. Ja, en waar hoort die bij? En hier. Ja, doe maar trekken, lijn trekken. Ja, en bij welke staart hoort die? Aferin bij de giraf. Ja, goed niet zo. De andere. Ja, deze ben ik kap. Ja, ja, en dan? Ja, heel goed. En dan? Ja. Aferin. Anne. Heel goed. Aferin, ja. Dat klopt, ja. Goed zo. Ja. Helemaal goed. Güzel oluyor Melis. Öpeceğim. Popom. Kalkıp yemek yapacağım ama kalkamıyorum. İzin verme. Sarılacakmış. Hani senin ateşini ölçsün bir de. Patlayalım. Ik wil eten maken. Wat dan? Wat dan? Soep. Gaan we even lekker slapen, Maartje? Maartje, laat eens kijken in het t-shirt al dan. Eeska. Eeska. Zullen we eens even uitdoen, Eeska? Sen nasılsın Melis? Hmm.
yok aldı. Senin o kadar ateşi yok. Buraya çok uyuyakaldı aşkım. Sana bir bez yapayım. Bez sesini kısıyorum, okey? Her şey dişler tutuyor. Et bak sahte. Ya, ist das gut? Az önce bir tane haber attı bana, app attı. Bu bizim oturduğumuz bölgede grip salgını varmış ve bütün okullar, ilkokullar öğrencileri eve gönderiyorlarmış. Yani senelerdir ilk defa 29 öğrencili bir sınıfı komple, yani bütün sınıfı eve göndermişler. 16 tane grup varmış, 16 tane grubun 4 grubu komple hasta. Zaten doktor bana dün de dedi, şehrin yarısı hasta dedi bana dün. Pek şey yapamamıştım, hani biraz abartıyor düşünmüştüm ama gerçekten de büyük bir salgın varmış şu an. Haber bu. Kıyamam ben sana aşkım. Hey aşkım. Ay. Sen nasılsın aşkım? Ben. Happy Earth Pain. Happy Homer. Ja, maar ik wil makarna. Wil je makarna? Dan ga ik makarna voor je maken. Wat? Heb je dorst? Wat wil je drinken? Ik weet het niet. Water? Chai? Appelsap? Aardbeisap? Wat wil je drinken? Appelsap? Oké, Nels. Bir mucize gibi ben hasta değilim. Tahtaya vurmam lazım şimdi. Mucize gibi ben hasta değilim. Çünkü ilk hep ben hasta oluyorum. Don't.
Ayşe, bir makyajı yapalım. Okay. Ne yiyeyim? Yiyeyim kayıp. Is it like this? Hmm, eline sağlık. Güzelmiş. Trenine bakıyorum. Ben bakmayacağım. Kesalım içi kalabalık. Aferin. Anne. Efendim. Tamam, Mert'i sana halledeceğim beni. Hep birlikte Ofu. Mert'i sen alır mısın ablaya? Hani Ofu. Hayal kopu. Hayal kopu fu abla. Hep birlikte sen çöz. Ne? Ben de sen. Ay yerim kıyamam ben sana. Ceplerini arıyor para. Aşkım, kayge kep hey sen çiz diyor. Ellerini gösteriyor, cebini gösteriyor. Bakayım. Oh, bak şimdi ablaya fırın alabilirsin bak. No hençi. Şimdi ablaya fırın alabilirsin. Oy kıyamam, hepsini ablasına veriyor. Hefi alırsan abla. Aa, that is lief van jou. Hefi, dat was lief van jou. Hepsini ablaya verdin. Dat is lief. Misschien kan jij de helft aan hem geven. Want hef, kijk, nu heeft hij helemaal niks. Hem twee, ik het twee. Ja, is beter? Ja. Ja, hè? İkiniz de var. Kalpa. Evet, şimdi beraber alabilirsiniz. Çatıya çıkması lazım mı? Rahat rahat oynayın. Çocuklar uyudular. Hemen de uykuya daldılar. Ben de günün sorusunu yapacağım şimdi. Zeyale Kurbanova sormuş ki selam Moskova'dan. Tuba ablacığım, ilk defa yorum yazıyorum. Kardeşiniz adına çok sevindim. İnşallah mutlu olurlar. İnşallah. Çok teşekkür ederim ayrıca ilk defa yorum yazdığınız için. Düğünde vlog çekecek misiniz? Evet. Evet, düğünde vlog çekeceğim. Çok yakında dedim. Hani haftaya falan değil ama yazdan önce inşallah düğünümüz olacak. Elbise almam lazım. Tabii ki güzel böyle bir abiye almam lazım. Melis'e bir gelinlik giydirmek istiyorum. Melis'e bir gelinlik. Mert'e güzel böyle minik bir takım elbise. Evet. Onlar da gelecek. Elif, Ural, Tuğba, Mert sünnet sonrası bir sıkıntı yaşadığımı hemen iyileştim. Sevgiler. Mert'in sünnet olacağı gün benim için çok heyecanlı bir gündü. Ondan önce zaten çok böyle düşünüyordum. Acaba nasıl olacak? Nasıl geçecek? Çok ağrısı olacak mı? İyi olacak mı? Kötü mü olacak? Hani bayağı bir heyecanlıydı benim için. Ama tahmin ettiğimden, beklediğimden çok çok daha iyi geçti. Zaten narkoz altında oldu. Genel anestezi altında oldu. Yani hiçbir şey anlamadı. Uyudu, işlem oldu. Ondan sonra uyandı. İyice uyandıktan sonra da kıyafetlerimizi giydik. Zaten çok da kalmadık ondan sonra. Bir saat falan kaldık sanırım. Bir buçuk saat uyandıktan sonra yürüyerek hastaneden çıktık. Yani kendine yürüdü hastaneden. Sonra direkt şeye gittik. McDonald's'a gittik. Çok oranın şey dondurmasını seviyor. Kaymaklı dondurmasını seviyor. Orada dondurma yedik. Oradan beri de eve geçtik. O akşam da ablasıyla oynadı, zıpladı. Doktor hatta demişti. Hani böyle şey hareketler yapmasın falan diye. Ama bayağı ablasıyla da oynadı. Öyle ağrısı sızı falan yoktu. Ondan sonra işte hastanede bana şey vermişlerdi, kompres vermişlerdi, işte yarasına sürmem gereken işte bir sıvı falan vermişlerdi. Onların bana söylediklerini yaptım ve yani geçti şimdiye kadar, kaç oldu şimdi, 10 gün falan olmuştur, geçmiştir bile. Bir buçuk hafta oldu ve hani tamamen iyileşti diyebilirim. Yani o yüzden çok şükür, yani çok çok şükür böyle şey atlattık. Bayağı iyi atlattık yani. İlker Osman Ergül sormuş ki eşinle hiç kavga ettin mi? İnatçılık vesaire.
Tabii ki biz kavga ediyoruz, tartışıyoruz. Evliyiz yani, karı kocayız. Karı koca arasında tabii ki tartışmalar, atışmalar olur. Hani böyle büyük değil. Hani küçük diyorum işte günlük hayatta. Hani onu mesela şu kartonu kaldır demiştim dün akşamdan beri. Hala da orada duruyor. Hala da. Götürdü mü? Götürmedi. Yok bak, hala da duruyor orada. Tabii ki kavga etmek, tartışmak normal, doğal bir şey. Çünkü ikiniz apayrı insanlarsınız. İkinizin istekleri, beklentileri, karakteri, her şey farklı. Önemli olan bence nasıl tartıştığınız. Yani saygı çerçevesi içinde birbirinize çok böyle küsmeden, şey yapmadan, hani onlar daha önemli bence. Tartışmak değil, nasıl tartıştığınız daha önemli. Haftaya benim hastanede şeyim var. Benim bağırsak kontrolüm var. Narkoz altında olacak, o işlem var. Hani birkaç ay oldu, 2 ay önce mi ne? O kadar attılar. Görüyor musunuz randevumu? Ta ne bileyim şeyde olacaktı. Ondan sonra çok yoğun olduğu için hastane. Benim randevumu ta böyle 2 ay attılar. Ama narkoz altında olacağım bağırsak işlemi haftaya. Ve sizleri videosuz da bırakmak istemiyorum. O yüzden bu hafta ekstra videolar çekeceğim ki haftaya hani vlogsuz, videosuz kalmayın diye. Aklımda birkaç tane video var ama hani siz de hani bizden görmek istediğiniz böyle eğlenceli, komik ya da soru cevap videosu da olabilir. Ne bileyim, önerileriniz varsa, video önerileriniz varsa aşağıdaki yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Belki aranızdan ha yani bunu yapabilirim gibi böyle fikir olur benim için. Ve bugünlük de bu kadardı. İki tane hasta çocukla elimden ancak bu kadar gelebildi. Umarım yine de beğenmişsinizdir. Umarım yine keyifle izlemişsinizdir. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.